Hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmediğim için bu sefer yine bir eskiz defteri turuyla video çekmeye başlayayım dedim. Defterim tam bitmedi. Ama böyle konuşarak anlatacağım için uzun süreceğini düşündüm videonun ve çok uzamaması için de önce yarısının turunu yapayım, sonra ikinci bir video olarak da kalan yarısını çekerim dedim. Defterim Talens'in A5 boyutundaki bir defteri. Üzerine çıkartmalar yapıştırmıştım ama ben bu defteri hep böyle yanımda taşıyorum. Yani nereye gidersem gideyim yanımda. Hani o gün bir şey çizmeyeceğimden %100 emin olsam bile yanıma aldığım zamanlar oluyordu. O yüzden biraz kirlendi açıkçası. Çıkartmalar falan soyuldu böyle. Ama yine de olsun, ben seviyorum o eskimiş olmasını. İlk sayfada denediğim kalemler var. Sonra burasını boş bırakıyorum. Küçüklükten gelme bir alışkanlık. Kuzenimin fotoğrafı bir evdeki defterin içinden düşmüştü ve o an çok çizmek istemiştim. O yüzden onun portresini çizdim. Bu sayfada aslında birbirine bakan iki tane Yunan heykeli çizmek istiyordum. Ama sonra bu sayfaya çok geçince buradaki kalem izleri boş bırakmak istedim. Bu çizimleri yaparken böyle yuvarlak ve üçgen formunu kullanıldığı bir şey görmüştüm Instagram'da, bir post. Onu denemek için yapmıştım. Şimdi de portre çizerken aslında sıkça kullandığım bir teknik. Bu sayfada size Instagram'dan sormuştum, neler çizeyim, ne istersiniz diye. Ve o çizimler var. Bu çizimi hiç sevmiyorum. Bu sayfa benim böyle bu defterde en sevdiğim sayfalardan biriydi böyle ilk yaptığımda. Hani neyim, böyle renkleri kullanımı falan çok hoşuma gitmişti ve bundan sonra böyle kuru boyaların kullanımına kafayı takmıştım. Aslında şu an bakınca böyle çok da wow bir sayfa değildi ama bilmiyorum, benim böyle gözümü gönlümü açan bir sayfa renklerinden dolayı, her ne kadar kafatası da olsa. Bunu atölyeye erken gelmiştim, onu beklerken yapmıştım öyle bir başkasının çizimine bakarak. Bu tarz çizimler en sevdiğim çizimler. Böyle ne çizmek istediğimi bilemediğimde ama bir şeyler çizmek istediğimde ve elimi açsın diye böyle 2 dakikada, yani 2 dakika belki abartı ama 5 dakikalık böyle çizimler böyle. Ve bu kuru boyalarla yapınca o duruşu falan çok hoşuma gidiyor böyle. Bilmiyorum, farklı bir hava katıyor tamamen çizime. Bunu ben pek sevmiyorum ama bu sayfayı kapatmak amacıyla öyle dinlediğim şarkının kapağını yapıvermiştim öyle. Bu arkadaşım Yusuf'un çizimi. Bilmiyorum, çok tatlı oldu. İlk başta hiç beğenmemiştim açıkçası ama baktıkça sevimli geliyor. Yine aynı tarzda kadınlar. Bu kalemim bitti ve şu an ona çok üzülüyorum. Yani hani böyle satın aldığım bir kalem değildi. Küçüklüğümden kalma bir kalemdi. Benzer bir rengini bulabilirim belki ama bilmiyorum, çok hoşuma gidiyordu rengi. Artık portreden biraz uzaklaşmaya başladığım zamanlar galiba. Arkadaki şeyleri yeni almıştım, bu fosforlu kalemleri denemek amacıyla arka planlarına kullanmıştım. İyi ki de kullanmışım. Tatlı olmuş. Bunu da yine Instagram'da gördüğüm bir çizim vardı böyle bu kedilerden. O an böyle çok çizesim geldi.
çizdim. Demin sonra dedim birazcık renklendirsem mi falan filan ama kağıt o kadar fazla kaldırmıyor sulu boyayı. O yüzden çok fazla renk atmadım. Böyle bıraktım. Bu çizimi de yine aldığım fosforlu kalemleri denemek amacıyla yapmıştım. Çok sevdiğim bir yabancı YouTuber, çizer var. Onu da eklerim ekrana bir yere. Onun çiziminden bakarak yapmıştım böyle. Çok farklı yani. Aklımda kaldığı kadarıyla yaptım zaten de. Bilmiyorum, böyle bir şey çıktı ortaya. Bunu da perspektif dersimizden sonra yapmıştım. Dedim ki kendi kendime, Duru, sen hiç perspektif çalışmıyorsun. Birazcık bir şeyler yap dedim. Ondan sonra açtım Pinterest'te, perspektif yazdım ve ilk çıkan şeyi falan çizmeye çalıştım böyle. Bu sefer guaj denemek istemiştim de böyle paletimde kalan boyalarla yapmıştım. Hani tekrar yeni boya sıkmadım da zaten yarım kalan bir çizim, sevmeyince bıraktım öyle. Bunların zaten YouTube'da videosu var. İsterseniz izleyebilirsiniz. Şu köşelere eklerim. Bu da aynı şekilde. Çizgilerim o kadar kesik kesik kaldı ki devam etmek istemedim yani. Hiç hoşuma gitmedi. Bu da böyle yarım kalan çizimlerden. Tarih notları. Bak yine aynı şekilde. Çizgilerim çok kesik kesik kaldı. Hani böyle hiçbir şey hoşuma gitmiyordu yaptığım o zaman. Bilmiyorum yani tam insana benziyor ama çok kötü. Gerçekten çok kötü. Yine sulu boya yapmak istemiştim böyle. Ondan sonra ben bu çizime başladım. Uykum geldi, uyudum falan. Sonra unuttum. Kaldı böyle. Sonra ben bu referansı aldığım fotoğrafı sildim. Sonrasında da devam etmek istemedim o yüzden. Ama kendim yine bir şekilde devam ederim belki bir gün canım sıkılırsa. Bu sayfayı seviyorum. Bu sayfada yine dışarı çıkmıştım. Bir parka gitmiştim böyle. Orada yaptım. Yine Pinterest'ten böyle birinin çizimi yani biri Gandalf çizmiş. Böyle çalışmak istedim yani ne bileyim. Bir farklılık olsun falan. Yani elim açılsın kara kalem diye düşündüm. Ondan sonra o gün başıma gelmeyen kalmadı. O gün böyle anahtarımı falan unutmuşum evde. Eve giremedim, dışarıda kaldım. Böyle arkadaşımın ailesinin evine gittim en son. Onlarla falan tanışmış oldum. Böyle çok saçma bir gündü. Hep onu hatırlayacağım yani. Böyle. Bu tarafına da işte Lord of the Rings yazacaktım. Hatta yazdım. Ama hoşuma gitmedi, bir sildim. Sonra böyle kaldı. Belki bir harita çizebilirim. Ya da yine o şekilde yazabilirim. Ya da Gandalf falan. Bilmiyorum. Hala kararsızım ve büyük ihtimal bu kararsızlığımdan dolayı uzun bir süre öyle kalacak orası. Bir tane hani Instagram'dan, YouTube sayesinde tanıştığım biri atmıştı bu çizimleri bana. Ben de kendim pratik olsun diye çalışmıştım. Bu da aynı şekilde. Bunda da böyle bir mutfak masasında oturuyordum. Boyalarım orada kalmış. Dedim hadi yapıvereyim falan. Böyle görmüştüm zaten. Kendim yaptığım bir şey değil yani. Öyle vakit geçirmek için. Eğlencesine birazcık boyalarla oynamak istedim. Öyle saçma sapan bir şey. Bu sayfada da yine Instagram'dan size sormuştum. Neler çizeyim diye. Ve siz fotoğraf atan oldu. Direkt bir şeyler söyleyen oldu. Çok fazla vardı ama ben sadece bunları çizdim. İlk söyleyenleri. Sonra da o an dinlediğim şarkıyı yazdım böyle. Çok karmaşık duruyor ama bilmiyorum böyle sizin dediğiniz şeyleri çizmeyi seviyorum. Bu sayfada da yine Danimarkalı Kız diye bir film vardı. Onu izliyordum. Onu izlerken böyle yapasım geldi. Hiç yani zaten kalemle hiç şey yapmadım. Direkt sulu boyayla giriştim böyle.
görüntüsü hoşuma gitti açıkçası. Ah işte bunlar. Herhalde böyle depresif olduğum zamanlar her ne kadar renk kullansam da böyle mavi falan olması. Böyle bu karamsarlık. Hele bundan sonraki sayfa. Yani öyle karamsarlık yani tamamen. Arkadaşım şey diyordu. Dur bunu geç hani bakamıyorum falan. Zaten o kadar karamsar yani. Burada galiba bir şey çizmiştim yine ve hoşuma gitmemişti. Kapatmak istedim. O yüzden bir tane karton yapıştırıp şöyle duvar kağıdı gibi saçma sapan şekiller. Eskiden olan bir videolarımda göstermiştim galiba. Bir çizim kitabı almıştım zamanında. Onu açıp böyle oradan çalışmak istemiştim. Ama sonra hoşuma gitmeyince böyle çizimlerim bırakmıştım. Ben bilmiyorum böyle çocukluğumdaki şeyleri çok seviyorum. Animasyon izlemeyi çok seviyorum. Bu sayfa da öyle ortaya çıkan bir sayfa. Bir gün böyle Ninja Kaplumbağalar izledim. Bir bölüm açtım. Hani öyle uzun süreli değil de. Ondan sonra dedim hadi Ninja Kaplumbağaları çizeyim. Ve öyle çıktı. Bunu şu kalemle yapmıştım. Ve biraz dağılıyor. Pastel kalem olduğu için. Ve böyle biraz dağıldı. Tam istediğim şekilde bir çizim yapamadım. Buradaki sitte ta 2020'ymiş ama Mart ayında, 19 Mart'ta yapmışım 2020'de. Eski bir çizim. Boş kalmasın diye yapıştırmak istedim bu sayfaya. Ve ne bileyim o da öyle kenarda, kıyıda, köşede kalmasın, defterimin içinde dursun istedim birazcık da. O yüzden galiba. Bu sayfadaki her çizimi farklı bir gün yaptım. Sonra bir gün Posca kalemler almıştım. Onları denemek istedim. Ve böyle bir sayfa oldu. Şu mavi kalemim de bozuldu. Bozuk çıktı yani. Çok üzüldüm yani. Verdiğim bütün para boşa gitti yani. Çok üzücü. Bu yeğenimin ve bir tanıdığımızın kızı yapmıştı öyle. Bunun çizimi yine var kanalımdaki bir vlogda olması lazım. Sonra böyle tamamladım. Yine sevdiğim bir şarkı, o an taktığım şarkıyı yazdım. Bilmiyorum bu çizime de uyduğunu düşünüyorum açıkçası birazcık. Seviyorum bu sayfayı. Bundan sonrasında arka planı boyamaya kafayı takıyorum böyle. O yüzden hep arka planı boyuyorum. Bunu böyle parka çıkıp yapmıştım. Bilmiyorum, seviyorum parka gidip çizim yapmayı, öyle oturmayı, müzik dinlemeyi falan. Bu da öyle ortaya çıkan bir çizim. Yine bu altın rengim bitmişti. Gidip yenisini almıştım. Farklı zaten ikisinin tonu. Ama çok dikkat çekmiyor bence. Bunun da, onun da kanalı var. İrem Acar. O atmıştı. Arkadaşım onunla birlikte çizmiştik böyle. Tükenmez kaleme elimizi alıştırmak için. Çünkü bayağı geliştiren bir şey tükenmez kalem. Bence siz de deneyebilirsiniz. Bu çizimin orijinalini bulursam yine açıklamalar kısmına eklerim. Bunu arkadaşım çizdi. Doğum günümde. Doğum günü hediyesi olarak beni çizdi. Hoşuma gidiyor. Bunu da atölyeye gittiğim gün çizmiştim böyle. Vakit geçsin diye. Ama hiç hoşuma gitmiyor şu an. Yani sayfaya genel olarak bütün bakınca böyle çok kötü durmuyor ama hani kadının yüzüne odaklanınca bayağı kötü. Olsun. Yine bu kadınlardan işte canım sıkıldığında böyle 5 dakikalık elim açılsın diye çizdiğim. Bu sayfada da ne olmuştu ya? Şu marker arkaya geçirdiği için önce akrilikle boyadım. Sonra da yine sitte olduğu gibi gözler böyle bir kağıtta kalmasın, defterin içinde dursun dedim ve yapıştırdım. İşte bu sayfa favorim galiba.
Bunda ilk horoz çiziyordum. Atölyedeydim, tamam mı? Ondan sonra Hulda hocam dedi ki, Duru dedi, artık dedi, sen tamam çizebiliyorsun dedi bir şeye bakarak. Artık birazcık hayal gücünü kullanmaya başla dedi böyle. Ondan sonra ben de dedim ki tamam. Ama yok ki hayal gücüm, yani nasıl kullanayım olmayan şeyi diye şey yapıyordum. Sonra bu horozun kıllarıyla işte tüyleriyle pardon. Kadının saçlarını birazcık böyle bağlantı kurdum kendimce. Ve en son böyle bir sayfa ortaya çıktı. Aslında bu tarz çizimlerimi artık tuvale aktarmak istiyorum. Hani şey gelmiyor, yeterli gelmiyor bunu eskiz yapmak. Artık bilmiyorum, bir yerlere bir materyali aktarmak istiyorum. Ama bir yandan da çok yeterli gelmediği için çizimlerim aktaramıyorum. Böyle bir çıkmazdayım. Böyle bir üretkenliğimin hem arttığı hem düştüğü bir dönem içindeyim. Bilmiyorum. Böyle işte. Seviyorum bu sayfayı, renkleri falan. Sadece 3 renk kullandım bu arada şunlarda. Pembe, mor ve siyah kullandım. Bir de işte arkaya sarı poskayla yaptım. Bu sayfada yine güya hayal gücümü geliştirmek açısından yaptığım bir şey ama asla hani şey bir şey değil. Çok wow bir sayfa değil yani. Yine bir kafede otururken yapmıştım. Güya bunun tüyleri böyle gelip deniz dalgası olacaktı falan ama o efekti kuru boyayla yapamadım. Dedim ki guaj ekleyeyim işin içine. Daha kötü oldu. Sonra böyle kaldı. Arka planı yaparken kalemim çürümüş. Normalde kuru boyayla yapıyordum. Açıyorum, açıyorum, kırılıyor. Açıyorum, açıyorum, kırılıyor. Hani o kadar sinir oldum ki en son sulu boyayla boyadım falan. Bir de arka sayfanın şeyi geçmiş böyle. Marker'ın izi. Sonra şu sarılıklar nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Hani eve geldiğimde fark ettim onları. Böyle. Bunda klasik, yani herkesin aklına gelen filin kulaklarını kelebek şeklinde yapma fikri. Bilmiyorum ama yine de eğlendim, böyle dövmeye benzedi. Bilmiyorum, sayfayı böyle tamamen kaplayınca, hani bir çizim olmasa bile tek bir renkle bile boyayınca çok hoşuma gidiyor görüntüsü. O yüzden son sayfalar favorim ve kendimi geliştirmiş hissediyorum. Bu da yine böyle 5 dakikalık çizimlerden. Bunda yine biri leopar çizer misin demişti. Yani ben sormuştum ne çizeyim diye daha doğrusu. Bu da leopar mıydı ya? Leopar olması lazım. Kaplana benziyor. O yüzden doğrusunun ne olduğunu unuttum ama bunu çizmiştim böyle. Ve son sayfa bu da. Yine hayal gücümü güya geliştirmeye çalıştığım şeylerden. Bir de bu kızı benim 3. ya da 4. çizişim. Şu en başta da vardı bakın. Bu kız. Bu kızla bu kız aynı kız. Ve ben bu kıza çizmeyi taktım. Çok seviyorum. Bilmiyorum yani. Değişik bir havası var. Böyle bir, bilmiyorum, böyle sert bir bakışı şeyi var ve onu kargayla böyle, bilmiyorum, kargayı çağrıştırıyordu yani bana. O yüzden saçlarını falan böyle birleştirmek istedim. Şimdilik bu kadardı. Yine şu son sayfalarda olduğu gibi birazcık daha tüm sayfayı kaplamaya çalışıyorum işte bundan sonra. Yeni defter falan aldım. O yüzden devamı ne zaman biter bilmiyorum. Ama genel olarak bu şekilde. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Mesela ne kadar geliştirmişim sizce? Ya da gerilemiş miyim? Yani bilmiyorum, çizimlerim hakkında yorum yaparsanız sevinirim yorumlarda. Bilmiyorum, hepsini tek tek okuyorum ve beni motive ediyor açıkçası. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.